Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ise survival analizler içerisinde yer alan bu videomuzda aslında survival ile ilgili bir şey yapmayacağız. Yalnız tarih değişkeninin kullanımı ile ilgili çok önemli bilgi vereceğim. İzlem sürelerini bir önceki analizlerde gün olarak size sunuyordum. İzlem süresi işte şu kadar gün olarak hesaplanmış diye. Şimdi arkadaşlar burayı incelediğimiz zaman, değişkenleri incelediğimiz zaman bakın. Burada tarih olarak, date olarak görünen hangileri var? Bakın biri bu var. Operasyon tarihi. Bir ameliyat, pilonidal ameliyat bu. Sanırım kıl dönmesi ameliyatı ile ilgili bir data bu. Şimdi operasyon yapılmış, cerrahi müdahale yapılmış. Operasyon tarihi var. Date olarak tanımlanmış. Bakın tıkladığımız zaman date, day day, month month, year year şeklinde. Yani mesela 19.07. 2016 gibi bu şekliyle çeşitli formatlar var. En kullandığımız Türkçe'de kullandığımız formatımız bu. Bunu işaretledik. En çok bunu kullanıyoruz. Operasyon tarihi bu. Falan tarihte operasyon yapılmış. Peki kontrol tarihi olacak. İşte birinci vizit, ikinci vizit olabilir bu. Son kontrol tarihi. Bir kontrol tarihi alınmış. Bakın bu da aynı. Date olarak tanımlanmış ve day, month ve year olarak yazılmış. Bu şekliyle. Bir de bunların giriş şeklini görelim. Bakalım gerçekten uyuyor mu? Bakın işte son kontrol tarihi 16.02.2015 gibi girilmiş. Diğer tarih nerede acaba onu bulalım. Onu bulalım. Evet şurada 08.04.2013 operasyon tarihi. İşte bu iki tarih arasındaki farkı bulacağız. Bu izlem süresi olacak. İki tarih arasındaki farkı bulup İzlem süresi olarak bunu kayda geçireceğiz. Bu tarihte nüks oldu mu olmadı mı? O da var tabii ki. Nüks değişkenimiz oldu olmadı. Şimdi önemli olan burada biz tarih meselesini, izlem süresini halletmemiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle yapıyoruz. Daha önceden biliyorsunuz transform ilk başlarda bunu anlatmıştım. Compute. Compute'den öncelikle izlem olarak bunu bulacağız. Nedir o arkadaşlar? Bakalım. Şimdi ilk başta son tarihten son kontrol tarihinden bakın tarih şekli scale ve alta böyle bu şekilde takvim yaprağı gibi bir şey koyuyor. Araya eksi koyuyoruz. İkinci tarihten birinci tarihi çıkararak biz bu izlem süresini hesaplıyoruz. Ancak bu kadar kolay değil. SPSS bize bunları yani tarihin bir sürü değişken formatı var. Ay mı, yıl mı, gün mü, saat mi, dakika mı, saniye mi? SPSS bize bunları en temel şekliyle verir. En küçük zaman birimi saniyedir. O halde bunu bu şekilde saniye olarak bulacağız. Yani bulduğumuz son tarihten ilk tarihi çıkarttığımız zaman saniyeyi buluruz. Saniyeyi bulduktan sonra oradan diğerlerine geçme şansımız var. Okey dedik. Bakın son kontrol tarihi ile ilk operasyon tarihi arasında bu kadar 1000 saniye varmış. Tabi bu saniyeleri değerlendirmek çok zor. O halde bu saniyeyi tutup biz şimdi dakikaya çevirelim. Compute. Hemen buraya dakika yazacağız. Dakika. Buraya şimdi saniyeyi alacağız. Saniye olarak bulduğumuzu bölü 60 yazacağız. Bunu 60'a bölersek bu sefer bunun dakikalarını bulmuş olacağız. Okey dedim. Bakın küçüldü. 60'a böldüm. Bu kadar dakika ama hala bana dakika olarak burada izlem süresinin kullanılması zor. En fazla kullanılan gün olarak kullanılabilir. Ay olarak kullanılabilir. Transform tekrardan compute dedim. Burada dakikayı bu sefer saat yapacağım. Saat yapacağım. Şimdi ise izlem süresi dakikayı bölü diyeceğim 60. 60'a böldüğüm zaman da bu sefer saati bulmuş olacağım. Evet. Bu şekilde işte 16.296 saatmiş bunların son kontrol ile ilk kontrol arasında geçen zaman. Tabi bu sürede nüks var mı yok mu o da şurada status diye bir değişkenimiz ya da durum olabilir. Ya da nüks diye bir değişkenimiz olabilir. Pardon. Evet buradan zor olacak. Hemen şuradan bakalım. Evet nüks burada. Nüks işte 0 nüks etmedi. 1 nüks etti diye bu şekilde yok var şekilde nüks var nüks yok şeklinde yapılmış. Nüksümüz de var zaten. Bu süre içinde geldiğinde nüks var mı yok mu ya da bu süre içinde nüks etti mi etmedi mi bu da gözlemlenmiş. Şimdi bu da saat. Saati de arkadaşlar öncelikle neye çevirmemiz lazım? Saatten sonra gün var. O halde günü bulabilmemiz için tekrardan compute diyoruz. Buraya gün diyoruz. Gün. Evet.
Şimdi en son aldığımız saati tekrar alıyoruz. Burada 24'e bölüyoruz. 24. Araya bölü yapmamız gerekiyor. Okey. Evet, bu şekliyle artık izlem gün olarak biz bunu bulmuş olduk. En fazla benim de tercih ettiğim gün. Çünkü en fazla anlaşılabilir gün olarak daha iyi yorumlanabiliyor. Yani yıl ya da işte bunu hafta olarak da yapabilirsiniz ama bu şekliyle yapma şansımız var. Peki bunu gün olarak yaptıktan sonra tekrardan bunu biz acaba yıla nasıl çevirebiliriz diye. Günden sonra ne geliyor arkadaşlar? Bu 24 olarak, şimdi 24 bir günde 24 saat olduğu için bunu bu şekilde yaptım. Bundan sonra yıl olarak yaparsam ben bunu, onu da görelim. Yani neticede işte aya falan çevireceğim. Şöyle yapalım. İzlem yıl. Yıla ben bunu çevirmek istiyorsam, tam bir de artık olarak çıkmasın diye düşünüyorsam şu şekliyle yapacağım. İzlem günü aldım. Bölü 365,25. Okey dedim. 365,25 şeklinde böldüğüm zaman bunu yıla çevirmiş olacağım. Bu şekilde yıl oldu. Şimdi bu yılı da arkadaşlar eğer ben aya çevirmek istiyorsam burada farklı bir işlem yapacağım. Bu sefer çarpacağım. Çünkü yıldan aya gittiğim zaman, buraya kadar yukarı yukarı gittim, tekrar aşağı ineceğim zaman yılı 12 ile çarpmam lazım ki ben gerçek sonucu bulayım. Ay olarak sonucu bulayım. Son olarak da bunu yapayım. Ay. Evet, ay. Bunu da yaptığın zaman artık izlem sürelerini nasıl hesapladığımı tam olarak öğrenmiş olacaksınız. Çarpı 12 diyorum. Eşittir. İşte bu şekliyle biz bunu ay olarak hesaplamış olduk. Dolayısıyla ister en fazla kullanılan şekliyle ay olarak kullanın, isterseniz gün olarak kullanın. Bu şekliyle kullanma şansınız var. Tabii ki bu işlemleri hepsini bir arada da aynı şekilde de yapabilirdiniz. Direkt saniye, saniyeden sonra 60 ile çarpın dakika, 60 ile çarpın saat, tekrardan 24 ile çarpın gün olarak bu şekilde yapabilirdiniz. Yani tekrardan isterseniz bunu yaparsak, yani şu şekilde izlem, ben bunu tekrardan şöyle yapayım arkadaşlar, izlem gün hızlı diyeyim. Yani tek seferde ben bunu hesaplamak istiyorum diyorsanız, o zaman şöyle yapmalısınız. En son operasyon tarihini alıp, pardon, son kontrol tarihini alıp, operasyon tarihini arada eksi koyup, operasyon tarihini buraya yazıp, bunu parantez içine alacaksınız. Bölü diyeceksiniz. Bu zaten ilk saniye olarak veriliyor. Bunu 60'a böldüğünüz zaman, 60'a böldüğünüz zaman bu size ne olarak geri dönecek? Dakika olarak geri dönecek. Burada tekrardan bu bölüye burada devam ettiğiniz zaman çarpı, bir daha 60'la çarptığınız zaman bunu saat olarak size verecek. Bir daha bunu 24 ile çarparsak bize burada işte gün olarak verecek. Devamında işte 365,25 ile çarparsanız yıl, tekrar bu bütün bu sonucu tekrardan 12 ile bir daha çarparsanız ay sonucunu verir. Ben burada bunu keseyim. Bunu hızlı olarak, gün olarak nasıl ben bunu bulmak istiyorum, bulurum derseniz bu şekilde bulabilirsiniz. Bakın işte gün hızlı şekilde de bulduk. Bu şekilde izlem süreleri arkadaşlar, izlem sürelerini sahip olabilirsiniz, bulabilirsiniz. Tavsiyem ya böyle gün olarak bulun ya da ay olarak bulun. Bunların her ikisi de kullanılıyor. Literatürde, ben makalelerde, tıbbi makalelerde gördüm. İki şekilde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde tarih olayını da, izlem süresini nasıl bulduğumuzu da göstermiş olduk. Survival analizlerde ve başka analizlerde de işimize yarayabilir. Bunu da burada anlatmak nasip oldu. Diğer başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.